Muhammed Salih Köse. Muhammed Salih. Muhammed Salih. Sizde yok mu? Muhammed Salih. Aklı oylaşka bak yok. İhtiyaz oluşka bak yok. Adamın batış gerek fakat oylak batışka bak yok. Yurtumda adalet bulmasa baki Rabbim men kulunga huzur buyurma. Zulüm devam eterken yurtumda ta ki mazlum makamdan beni ayırma. Tilim biran etme yaratken egem. Hakikatını mümkün bulmasa itiş. Ta ki halkım ayak astadayken menge haram bulsun yurtumge kaydış. Bu film Muhammed Salih hayatıge bağışlanadı. Muhammed Salih ailesi 1975 yıldan ta 1985 yıl geçe, yani 10 yıl devamında Toshkentning Qoraqamish mavzesida ailesi bilan ijarada yaşaydı. Muhammed Salih siyosatga kirmasdan oldin ham ma'lum ma'noda jamiyatni tan olmagan bir dahriy yoki jamiyatdan tan olmagan bir osiy o'laroq yashadi. Ya'ni siyosiy tuzumgagina emas, umuman jamiyatga muxolif edi deyish mumkin uni. 1991 yil dekabr oyida Muhammad Solih prezidentlik saylovida Erk partiyasi nomzodi sifatida qatnashdi. Bu jarayon juda mashaqqatli kechdi. Muxolifat nomzodiga faqat siyosiy hujumlar emas, balki oila hayotiga ham psixologik tazyiq va xurujlar boshlandi. Bu g'alati shaxsiyat qaysi tuzumda yetishdi deyishlar mumkin. Ya'ni individlarning total tengligi, to'g'rirog'i ularning qiyofasizligi, bir xilligi sharoitida bu shaxs o'zini ulardan farqini, begonaligini qanday saqlab qola oldi? Ashaddiy antikommunist bo'la turib, sovet jamiyatida qanday voyaga yetdi? Sovet davlatining universitetida qanday o'qidi? Moskvaga borib, elit tabaqaga oid oliy adabiyot kurslarigacha qanday yetib bordi? Bu rasm 1989 yil 2-aprel kuni Toshkentning Shayxontohur dahasida joylashgan O'zbekiston agrosanoat binosida o'tgan majlisda olingan. Gorbachev siyosatidan ilhomlangan o'zbeklar Sovet Ittifoqi Oliy Kengashiga, ya'ni parlament deputatligiga nomzod tanlamoqda. Hay'atda o'tirganlar ichida bittasi mustasno, hammasi klassik qiyofatda, galstuk va oq ko'ylaklarla bezanganlar. Hay'atning o'rtasida kommunistik nomenklatura qiyofatiga uyg'un kiyinmagan, bo'yinbog'siz bir shaxs o'tiribdi. Bu Muhammad Solih. Ko'rinishida bir zerikish va yoki majlis ahliga bir begonalik bor. Balki bu shaxsning yuz ifodasini kinoya sifatida ham qabul qilish mumkin. Balki hatto kibr ifodasi ham bo'lishi mumkin. Solihni aynan shu qusurda ayblaganlar o'sha davrda ham, bugun ham bor. Ammo bizga qolsa mazkur yuz ifodasi bu hayotga begona odamning yuz ifodasidir. Assalomu alaykum Solih aka. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Suhbatimizni boshlashdan oldin bir kutilmagan savol bermoqchiman. Marhamat. To'g'risi, chunki biz mana Muhammad Solih kim dedik? Ya'ni xalqimizda tasavvurida taniganlardan tashqari endi, bilganlardan tashqari tasavvurida qanday inson dedik. Keyingi paytlardagi ayrim voqealar sizni yana bir siyosiy hayotga qaytargandek, ya'ni siyosiy olamda siz nomingiz tez-tez tilga olinadigan bo'lib qoldi. Sizdan xuddi Karimov davrida bo'lganidek olabo'ji shaxs yaratishga harakat paydo bo'ldi deganga o'xshaydi. Nomingizni tilga olgan yoki siz bilan uchrashgan yoki siz bilan suhbatlashgan yoki sizni kitoblaringizni o'qigan va kitoblaringizni balki mamlakatga olib kirishga harakat qilgan insonlar ta'qiblarga, tazyiqlarga uchraydigan bo'lib qoldi.
O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Shu qadar olabo'ji shaxsmisiz? Vatanimda, yurtimda zulm avjiga chiqqan paytda, men o'z tajribamdan bilaman, doim mening otim ham qarshi tarafdan tilga olina boshlaydi. Bu simptom, bu ishorat shaxsan men uchun bir musulmon, bir vatanparvar o'zbek uchun bir sharafdir. Zulmga qarshi bo'lgan odam sifatida mening ismim zikr etilayotgan bo'lsa, demak, bu dunyoga men bekor kelmaganman. Ya'ni mening ismim doim zulmga qarshi bo'lganim uchun mening dushmanlarim tomonidan tilga olinadi va faqat zulmga qarshi bo'lganim uchun menga 30 yil davomida Karimov rejimi qatta hujumlar uyushtirib, meni yo'q qilish uchun harakat qilyapti. Bugun agar Muhammad Solihning nomi yana o'sha avvalgi maqomda tilga olinayotgan bo'lsa, ya'ni o'sha qaror ro'yxatda birinchi o'ringa qo'yilib tilga olinayotgan bo'lsa, bu men uchun bir sharafdir, ammo xalqim uchun bu yaxshilikka ishorat emas debsiz. Suhbatimizni sizni bolaligingizdan boshlasak. Qanday oilada tug'ildingiz, qanday o'sdingiz, baho qaza. Men haqimda, oilam haqida, qarindoshlar haqida juda ko'p, xalqning ichida juda ko'p afsona tarqatdi bu Karimov rejimi va bizning haqimizdagi ma'lumotlar xalqning asosiy qismiga yanglish, xato va bir tuhmatlarga to'la bir formatda yetkazildi. Hozir mana juda ko'p narsaga ochiqlik keltiramiz va menimcha tafsilotli bir shaklda uyalmasdan hamma narsani ochiq aytishga to'g'ri keladi va inshaalloh bu suhbatimiz bizni tinglaganlar uchun, xalqimiz uchun xayrli bo'ladi deb o'ylayman. Hozir 70 yosh ustida turib hayotimni o'zimdan tashqari qaraganda bu hayot haqiqatdan bir tush ekaniga ishona boshlaydi odam. O'zim haqimda gapirarkan xuddi boshqa bir odam haqida gapirayotgandek o'zimni sezaman, chunki hayot haqiqatdan bir ro'yo kabi. Masalan, payg'ambarimizning o'sha insonni larzaga soladigan hadisi bor. Insonlar o'lganda uyg'onurlar. 3 kalimadan iborat hadis. Haqiqatdan ham insonlar bu hayotni xuddi ro'yoda yashayotganda yashaydi va men shaxsan o'z tajribamdan ko'raman. Mana hozir siz bilan suhbatlashib o'tirib, xotiralarni boshlaganimda xuddi boshqa bir odam haqida hikoya qilayotgandek o'zimni his qilaman. Men Xorazmning Yangi bozor tumanida Beglar ovlida dunyoga keldim 49-yil 20 dekabrda. Bu ovulning ismi bizning oilaning ismi, ya'ni bizning oilamiz Beglar deyiladi. Beglar oilasi. Men aytib berishim mumkin, masalan, 6 ta o'sha xalqani Bekjonbek, bizning bobomiz, uning otasi Otajonbek, uning otasi Yo'ldoshbek, Matniyozbek, Bekpo'latbek. Ular hammasi bizning ajdodlarimiz, bobolarimiz. Ular hammasi Xorazmda xonga qiz bermagan beklar deb tanilgan beklarimiz. 19 asrning 1-yarmida Xiva xoni bizdan bir qizga oshiq bo'ladi va haramiga olishni istaydi. O'sha paytdagi bobomiz, ya'ni 6-chi bizning xalqadagi bobomiz Bekpo'latbek aytadi, qizning avval roziligini olaylik, keyin agar qiz rozi bo'lsa, xonga beramiz deydi. Ammo qiz rozi bo'lmaydi, men haramiga borishni istamayman. Sovchilar qaytib ketadi va javob kutadi, 3 kundan keyin javob yetkazadi, biz yo'q, qizimiz rozi bo'lmadi, biz sizga bera olmaymiz. Keyin xon tabiiy g'azablanadi, shunaqa yuksak shaxsiyatga bunaqa rad javobi keldi deb. Va 2-marta sovchilarni yuborib va sovchilarni bu safar navkarlar bilan qurshatilgan holda yuboradi. Va agar bermasa kuch bilan ishlatib olasizlar qizni olib kelasizlar dedi. Ammo bizning yigitlar ham ancha o'ziga ishongan yigitlar, ya'ni bizning xonadon atrofidagi begning tarafdorlari, ular bu navkarlarni kelganda, navkarlar zo'rlik ishlatmoqchi bo'lganda ularga qarshi kurashib, buni navkarlarni kaltaklashib, sovchilarning usti boshini yirtib, ularni otiga mindirib, Xiva jo'natib yuborishadi. Xon Bekpo'latbekni chaqirtiradi, zudlik bilan mendan uzr so'ra. Meni haqorat qilding, saroyni haqorat qilding, meni haqorat qilding. Bekpo'latbek aytadiki, bu yerda siz haqorat qildingiz, meni oilamni deydi, shunaqa zo'rlik qo'llandingiz menga qarshi. Bu yerda kechirim so'raydigan men emas, degan javobni beradi. Shu voqeadan keyingi Bekpo'latbekning taqdiri haqida 2 ta versiya bor, 2 ta ehtimol bor.
rivoyat bor. Birisi Bekpulatbek xon tarafidan qatl qilinadi va oilasi Buxoroga surgun qilinadi, bugungi Olot rayoniga. Ikkinchi versiya qatl qilinmaydi va oilasi bilan birga Buxoroga surgun qilinadi. Qizning oti Bibijon, men unutdim aytishni. Bibijon uchun ya'ni xonadonimiz, bizning oilamiz butunlay Buxoroga surgun ketiladi va eng qiziq tarafi bu Bibijon, ya'ni butun bir oilaning masiga sababchi bo'lgan Bibijon Qur'on hafizi yigitga, cho'loq bir yigitga oshiq bo'lib, u yerda Buxoroda men shu yigitga yerga chiqaman, berasan dedi. U berishadi. Oila qarshi bo'ladi. Bu cho'loq bu nima yigit. Xonning qo'lini inkor qilgan qiz bir cho'loq Qur'on hafiziga yerga chiqadi va bu yerda ham oila uning xohishiga qarshi chiqa olmaydi. Men bu yerda nimani aytmoqchiman? Bizda ko'plar aytadiku, mana burada, burada o'zbeklarda, mana bu islomiy nimalarda shunaqa xotinning hech qanaqa huquqi yo'q, uyda hech qanday hurriyat yo'q, ayollar yangi past tabaqadagi insonlar sanaladi, unday emas hech. Xususan bizda ayollar doim boshqa bo'lganlarga nisbatan juda hur yashagan va o'z so'zini agar ular haqli bo'lsa, mutlaqo kattalarga tinglata bilgan va kattalar uning rayiga, ayollarning rayiga qarshi chiqmagan. Ya'ni haqsizlik qilib, ularga zulm qilib, ular istamagan odamga yerga berishmagan bizda. Shunday qilib, Bekpulat beglar 17 yoki 18, ba'zilar aytadi 15 yildan, ba'zilar 18 yildan, 19 yildangacha bor. U yerda surgunda qolib, xon o'zgargandan keyin, yangi xon kelgandan keyin, yangi xon ularga chaqirib, yer suvini beradi va maqomini, beglik unvonini, boshqa hammasini qaytarib berib, yana hayotiga davom ettiradi. Ammo u yerda bir beklardan bir ikkitasi qolib ketgan degan gapni bugun menga nimadan yana spravka oldim. Bu Islom Xolboy bizning yozuvchi do'stimiz, u buxorolik. Yozgan narsasini bu yerda o'qib berishim mumkin. Rahmatulloh aka qorako'llik qariyalardan eshitganman deb menga aytib bergan edi. Muhammad Solihning ajdodlari Xorazm xoni bilan bir qiz sabab kelishmay qolgan va Qorako'l vohasining bayramali qishlog'iga surgun qilingan. Beglar bu yerda ko'p obodonchilik ishlarini olib borganlar. Faqat 1930 yilda, ya'ni sovet davrida ular barpo etgan bog'lardagi hujumlar kesilib, Qorako'l markazidagi bir madaniyat uyini, og'ochdan madaniyat uyini tiklashgan deydi, o'sha hujumlardan deydi. 20-25 kilometr masofada yog'ochlarni otlar va o'kizlarda tortib kelganlar. Bular hamma bilgan o'sha paytda beglarning nimalari edi, sizning ajdodingizning. So'ngra zamoni kelib, beklar nimaga orqalariga qaytib ketgan, ammo Xorazm bilan Qorako'l bilan qiz olib qiz berish o'shandan beri udumga kirgan va bir-biriga qarishgan, ya'ni qorako'lliklar bilan. Umuman qorako'lliklar har zamon xorazmliklar va turkmanlar bilan qiz olib qiz berishgan. Bu hozir ham davom etmoqda dedi. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, bugun agar shu bizning xalqimizning Bibijonning tarixi, Bekpulat Bekning tarixi, Xorazm tarixi deylik, aslida bizning ajdodlarimizning tarixining bir parchasidir. Ya'ni nima demoqchiman, bizning xalqimiz doim hurriyatga intilgan, doim haq tarafida bo'lgan, haqsizlikka qarshi isyon ko'targan, o'limni ham ko'ziga olgan bir xalqmiz biz. O'zbeklarni aytayapman, turklarni aytayapman. Ya'ni bu masalan Bibijonning tarixi bizga bir haqiqatdan bir o'rnak bo'ladigan bir tarix. Saloh aka, men shaxsan o'zim ham, keyin juda ko'pchilik ham biz adabiyotimizda bir yangilik olib kirgan shoir sifatida taniymiz. Endi bu shoirligi mana xuddi oilaviy o'sha xarakterdagi fe'l qo'ydagi o'tib kelgan ajdoddan avlodga o'tib kelgan qon bilan birga bir shoirlik, sizni shoirligingizga ham buni ta'siri bo'lgan bo'lishi kerak deb o'ylayman. G'oyalaringizga, boshqalaringizga bir baribir oiladagi hikoyalarimiz bizni tarbiyaladi-ku. Bu mavzuda aytishim mumkin, mening birinchi o'qituvchim otamning onasi. Bu Shukurjon ena derdik. Biz uni 90 yoshlariga yaqin vafot etdilar. Alloh rahmat eylasin. Bu so'ng asilzoda edi bizdan. Biz asilzoda emas, biz sovetlarmiz, biz sovet odamlarimiz. U ko'zi ko'rmay qoldi so'ng, ammo bu ensiklopedik bir nimasi bor edi uning. Bilimi bor edi. Ya'ni shartlar ro'yxatida aytayapman. Folklorni bilar edi, ilohiylarni bilar edi. Butun rivoyatlar, shu qadar
Mesela ben onun bütün edebiyat ondaydı. Ben onun yanında oturup şu 3 yaştan başlayıp 4 yaştan düşüngenden başlayıp onun yanında ben terbiyelendim. O Allah rahmet eylesin. Şuna kadar adaplı, şuna kadar ahlaklı. Namaz kılarken de mesela 3 yaşımda esimde var daim. Namaz kılarken selamun aleyküm rahmetullah dese bu tarafı götüp aleyküm selam yine derdim bir ahmet. Yine selamun aleyküm rahmetullah. Bu tarafa yürü götüp selam verin. Yine duyandım tebessüm bilen vakılıp durup ha seni bereket al. Onda yıkılma ahir. Bu fariştalar gelsin de burada. Şu dakika gelen bir insanıydı ve derdi ki beni Muhammed Salık deyip tola ismim bilen etken bitti yegane insan üyde şu şükürcan yenemedi. Kağırlar hem mesi kıska kılıp, lakap kılıp aydarıydı ama Muhammed Salık ismini benim kulağımda getirilen bu isim bu, tola getirilen. Onlar kıskartırıp, Harazim şey kılıp yetişer edeyim şimdilerini. Bizde Yaman Adat var Harazim'de. Hem mesela atını kıskartırıp lakap kılışır. Salayan demek ki Salayan boşa kıskargen, büzülgen, o ayağın pasportu yazılgen. Aslında benim kulağımda azam bilen okulgen isim Muhammed Salık'tır. O aydar edeyim Muhammed Salık, oğlum şu yeşikini alif kılıp bekitin geriydi. Ve sizlep gepirerdi. Ailede menge bitti sizlep gepirken. Edebi benim didimin şekillenişi de Şükürcan Yenem'in rolü de gitti. O beni halfalarının yanına yap giterdi. Halfalar var idi o peyde. Halfalar haftada bir mertte meclisleri var. Halfalar bütün hatırlar kitaplarını alıp gözeneklerini takıp eski kitaplardan ilahiler okurdu. Rivayetler, destanlar, Vakin alegi ilahiler endi koşku okşuydu, koşku okşuydu, şuna eytarıydı. Ve inem daim beni yana yalardı. Şunda 4-5-6 yaşlarında. Zikirinin bir türü bu gendir de. Ha. Bütün bunların hemmesi bir neydi, bir informasiya. Yani bir mistik örülmege informasiyaydı. Hazır ki balılar buna informasiyonu alalım mıydı? Onlarda bunda bir imkan yok. Esimde var, şu 5 yaşımda ben okuşunda yazışta örgendim. Mektepte sonra okup yazıp bilerdim. Ve kitap niye mi? 6-7 yaşlarda en son okuyanlarım Nusuf'un tercüme kitapları isimde varmış. Nusuf Bilmez Fahin'in başından geçirgenleri diyen 52-55 yıllarda 54. yıllarda ilk çıkan neşirleriydi şu. Atam o şapette Latince'de Kadri'nin ötken külleri vardı. Latince'deydi o. Kingin Rak Ömer Hayyam payda buldu. O indi Kiril'deydi. O şey kitapları düşünmesem okurdum. Korkut Ata'nın hikayelerini, Dede Korkut diydi bir de Türk'te. Dede Korkut destanını Şükürcan Yenem beni aitip vergen. O Korkut Ata'nın hikayeleri derdi ve isimde bar anı bu Harazm'ın tarihi derdi. Ama bu ertekki okşarken destan o yani, o epopeya. Ama beni aitken bu Harazm'ın tarihi degen Dede Korkut'un kitabını. Bir de Türkler dedi bu bizim tarihimizdi. Azeriler dedi yok dedi bu coğrafya bizim coğrafya bizim tarihimizdi. Harazmlıklar dedi bu Harazm'ın tarihiydi. Yani Türkler bugünkü Türkistan hudutları diye Türkistan diye küçükene bölgemiz var ki Kazakistan'da. Oğuzlar diye Oğuzlar o Türkistan'dan ta Vizantiye geçe köçmenci olarak o şey makin hareket kıyan bir kavim bu. Oğuzlar derken hatta ben şunday tahmin kılaman aslında Özbekler degen Özbek degen sözüyem Oğuz Bek'den gelip çıkan benimce. Şuna kadar ben bunu intuitsiya bilen etken ben bir 20 yıl aldın etken ben azı başkalarım ayta başladı bunu. Oğuz Bek. Keyin kıskarıp kıskarıp Özbek oldu. Onu Özbek Han, Özüge Han, Özüge Bek bilmez. Bu keyingi bu halletim alogası yok şeyde. Ama Herodot'ta var Uğuzlar. Benimce onlar hem Oğuzlar benimce. Uğuzlar var Uğuzlar. Rusça'da ben okuyamam, Drevni Oğuz'u dedi. Aslında o şey kadimi Oğuzlar yine şu. Çünkü bizim Oğuz, Kıpçak, Karluk esasen bizim üçte üstünümüz var yani Türklerin üçte etnik üstünü. O şeylerden en kettesi Oğuz. Onu Oğuz Khan'la bazıları aydı, bu Peygamber Bogan dedi. Şuna kadar yani rivayetler var. Yani bizde ona kadar bir hüccet yok. Lakin bir rivayet var şimdi. Yani Oğuz, bugün en büyük katta kavmi Oğuzlar. Yani Oğuzlar mesela 82 milyon Türkler, Türkiye'deki Türkler Oğuzlar hemmez. Ve Azerilerini koşsak ve İran'daki Azeriler koşulacak diye bu sefer. Harazmlılar. Kiyin Kafkas'daki Oğuz
parçaları var yana. Mesela kumukta az yine var, kıpçağın var ama o zaman kaçılgın. Bakılsa bunlar Karluk, biz Karluk Özbekler, Karluk ve Uygurlar. Dede Korkut ünlüması, destanı aslında biz Özbek olarak bunu bugün yapıyorken olsak, demek biz de hem onu özümüzün tarih sıfatında kabul kılgın. Ecdatlarımız. Ama biz absuz ki, Sovyetler bizi bütün Türk degen ildizimizi koparıp taşıyor, bizi Özbek de batadı. Ve yenge bir tarih yazıp durup bizim kolumuzu tutkazdı ve bu tarihini hele hem kolumuzdan çıkarmayı tutup oturttu bizim hükümdarlar. Hele hem halka sen, hiç kanaka Türk yemezsen, Türk mutlaka başka bir kavim. Bunların hepsi, komünist numaralarının, rakmalarının hepsi o Ruslar tarafından Türk düşmanlığı da yetiştirilgen, vaya yetkezgen insanlar. Bunlar bugün hem bizi başkara yaptı. Ve bugün hem biz özümüzün kimliğimizi bilmezden hele hem Rus ideolojisi de yaşayapmız. Rus mefkuresinin aslında sayesi de yaşayapmız. Milli mefkureye biz kaçan kaytamız? Biz özümüzün Türklüğümüzü anlayan künde kaytamız. Bana ecdadlar hakkında yapırdız ve Şükürcan yine hakkında yapırdız. Allah rahmet etsin. Buna kadar ziyali ayarlarımız kub bugün. Nesilde terbiyesi de onlarda cüda ahemiyeti katta cüda muhum bugün. Allah rahmet etsin. Bir kitabizde şu yol namada mı da ailede represiyeye uçuregeller hakkında yem yapırken ediz. Bunu yem şu aile hakkında yapırken pek de bir istesek. Elbette. Beycan Bey, benim atamın yani benim dedemin, ben ata derdim dedemge. Atamın atası Beycan Bey. Yani bu beyler sulalasının 5. halkası. O insan cüda yaş represiye kılındı. Yani 26. yılda Harazm Respublikası vardı. 24. yılda bilirsiniz bunlara koşuldu ki. Özbekistan terkibe girdi. Ve ondan ki Harazm Respublikası devrede bizim bizimle represiye kılınken yok. Hatta yer sularımız da özümüzde kaldı. Ama Harazm Respublikası tüketilip Sovyet İttifakı terkibe girdiğinden ki Harazm derhal Stalin represiyelerini başladı. O yerdeki muştum zorlar deyip atılgan bir siyasi katlam tamamen yok kılındı. Muştum zor degeni kulak degeni. Bu muştum zor sıfatı da benim Beycan Bey, benim dedemi, babamı Taşavuz'dan, bugünkü kılmadan, Taşavuz'dan özü Harazm'ın bir parçası. O yerden uşap alıp Kagan türmesine onlar taşıydılar ve bir yıldan ki 26. yıl katıl kılınladı. Yani bir yıldan boğmayı. Oşa bir yıl gemt olmayı katıl kılınladı. Bütün bizim karındaşlarına, numalarına mektepte okuş, bütün bu Sovyet hakimiyetinin imtiyazlardan faydalanış, yani Sovyet fukarasının imtiyazları, hiçbir imtiyazı bunlara tanılmasın degen karar çıkadı ve atam 18. yıl tuğulgen, Allah rahmet etsin. Demek 26. 27. yılda şunda 8-9 yaş oladı mı Sovyet mektebi alınmagen. Ve Haftiyak'ın o üyüde okuyken, Haftiyak ilk okulurken, Arap mezarlarında okuyken, başka. Yani şu, onun savadı Haftiyak mesleğinde seviyesinde kalıp gitti. Ve ülkesi Mat Yusuf hem, Muhammed Yusuf aslında, bizden kıskatır Mat Yusuf dedi. O hem o şuna kadar katavanmada, hiç kadar okuy almayan hem, talim amal almayan, varmayan. Ama Uruş kekeyken de, 42. yıl, yani balagatga yetib hech nima qilmagan. Mening otam o'zini, oilasini, hammasini, oila otasini o'ldirgan va bütün eng zulm qilgan rejimning boshlagan urushiga ko'ngilli bo'lib frontga ketadi. Otam Madaminbek, ya'ni mening otam bo'ldi. Ta umrining oxirigacha hech o'zini bir sovet odami kabi tutolgani yo'q. Çünkü o şey eskiden kalan. Lekin bir tane derse bağırdı, Stalin'ni kandaydır. Nige de hürmet kıyken kılardı. Nige onu deklesin de bu adam dedi, şundaki ciddi adam. Bu katıl ki bu. Bizi dedemizi, babamızı yok kıldı dese. Şimdi şunday bu gen, ne kılas. Lekin vatan uruşu tügep, 9. May günü, Galaba günü ilan kılınıp durup, Stalin nutuk kılgen peytte, Rus halkını birinci oranga koyup, Rus halkıya ben teşekkür ederim deyip bir nutuk kıyan payda dedi. Könlüm bir paksa paske çüşüp gitti deyip yani bizde Harazm'da ibara bu.
yani hürmetim yokaldı dedi. Çünkü biz gördük ki dedi, Özbekler bütün dedi Özbek askerleri dedi Peredavoy'da en aldığı saflarda dedi bana şu rejim için, bana şu Sovyetler için öldü dedi, halak oldu dedi. Bizi dedi puş için miyası sıfatta kullandılar onlar Ruslar dedi. Şuna karamay dedi bunlar Ruslar dedi. Ruslar bizim arkamızda durdu. Biz ölgenden kim onlar hücum kılar dedi. Cep uza kim kapa bogan o şanda. Şu Mustafa'nın ki kapa oldu. Şuna ka yani bizim babam Stalin represiyasının ilk kurbanlarından idi. Benim atam geyem hiç kaçan bunlar hiç kimse imtiyaz tanımagan. Lakin iki sınıf okuyalgan, çala savadlıkını bitiriş degen bir kurs var bugün o şapetlerde. O şanı okuyan. Lakin şunga karamay, atamı bir mektep direktörü koyuşgan. Çünkü Hüsnü Hatı cüve çırağıyla yazardı. Hüsnü Hatı çırağıyla yazardı. Şu kuruşka küngüllü bolu borgana, onu o şa boyunu da aliye, bunlar katlavanga uçuragan aile degen bir nemanı fevkulanatı kut. Uçurgan mekan deyman da. 42 yılgacha urushga ham olgani yo'q. Qiziq tarafı bu quloqning mushtum zo'rining balası bizi satıp nemislar tarafiga o'tib ketadi deb yuziga aytgan. Sen bir satasan, shuning uchun seni frontga olmaymiz. Lekin 42 yil juda ahvol og'irlashgan paytda 3 marta ko'ngilli bo'lib ariza yozgandan keyin olgan. 43 yil yarador bo'lib, yelkasidan va qo'lidan yaralanib, og'ir yaralanib Çizalgınca 6 ay otobüske gekeredi ve ikinci mertte yine front gekeredi. Kaçıp geçişim mümkün değil, barıyım ben deyip durup. Lekin ikinci mertte, nege bunu da yıkıldınız deyip soradım ben adamla. Bu sizi bütün, bizim ailemizi hata kankıgen, babamızı öldürgen, bu rejimge nege bunu kadar? Çünkü dedi, hemen gitti, üyelemen dedi, hatırlar kaldı dedi kışlakta. Dedi. Hmm. Kapkette yani boyu uzun bu, 1.89 boyum boyum, benden uzunum. Şu dedi kapkatta dedi hoküzge okşap dedi şu katılların arasından yürüyüşten üyeldim dedi. İkinci merteyem getip 46. yıl kaydıp geledik. Ve bütün medalları vardı. İşte Zat Vagu degen iki tane medalı ve ordenları medalları vardı. Bu ailevi hikayeler bir karge kozlamak biz. Bari bir insandaki inçelik bir şahs bulup şekillenişi de bunlarda tasarı buladı. Şimdi Salih Ege bayağım ettim. Biz sizni birlamçı şu şair sıfatı da tanıganmız, bilganmız ve keyingi davr diye mana ta şu gün geçe icat kılasız, yazıyapsız. Aynısı mana keyingi bir yıl, iki yıl içinde yine faallaştıyız. Şiirler çıkıyaptı. Mazakılı okuyapmız, Uzbekistan'da hem okuyaptı. Bari bir saval tuğladı da şairlikke şonguş değil, şairlikke kulaş. Kaçan yüz verdi? Kaçan siz, evet. Ha, bunge kızıktıyız. Ben ilk şiirimi, yani şekil sıfatı da, mazmun sıfatı da şiirge okşagan ilk metnimi bastırgan yılım 1966 yıl. Demek 17 yaşında ilk şiirim çıktı. Bu Şapet'teki Pahtakarlar Avazı degen Tuman geldi. Rayon, ha, evet. Tuman Hatta Gürlen rayonu gibi biz karardık. Gürlen rayonunun Pahtakarlar Avazı degen gazetesi vardı. O yerde ilk bar degen şiir idi. Hmm. Onu geç yazma gelmiş. Yok, onu geç yazgen ben ama basılgenin eti yapsın. Basılgenin eti yapsın. 15 yaşlardan bir yazgen ben yani. Başka. Sizde var mı o şiir? Daraktılar kütken siman baharını, yigitçe ilk baharı kütlerdi yarını. Kızın yani, mezmunu şunda, kızın yanına gelip, kızını kucaklamak için olsa kız dedi ki biz hele yaşımız dedi. Yani bala üye getip ilk bara dedi üstlere tekizdi lebege ilk bar. Dep tüvelene tüvelene yani. Yani tezrak katta buluş. Üstlere tekizdi lebege ilk bar. İlk bar degen şiiriydi şuna kadar. Şuna kadar şiiriydi yani. Sevgi hakkında şiir. Pahta hakkında mesela. Yok. Fakta hakkında yazdım ama fakta hakkında da faciali şeyler idi. Ruslara karşı şeyler de fakta bir argument sıfatı da yani bir kulluk remzi sıfatı da yazıldı fakta oyunda. Ha, müstemleke bir kuralıydı. Müstemleke kuralı sıfatı da. Şimdi bana şiir hazır mazmunu denem korunu yaptı. Bari bir keyingi icadı izleyem şu naka ahayın şu naka üslup esasen nimeleri bariken bilgileri, alamatları.
Lekin mana modernistik deyim, zamonaviy, yangi cha nima bilan sheriyat bilan kirib keldingiz dedik. Boshidan shundaymi yoki boshqacha she'rlar ham yozganmisiz? Bir nukta bo'lmasa bir she'r yozmas edim. Ya'ni nukta odamni she'r yozishga intiladi. Ya'ni shunchaki ohang uchun, shunchaki qafiya uchun hech qachon bir she'r yozmaganman yosh bola paytda. Ya'ni bir nukta, bir g'oya. Doim bitta bir ruh turish kerak ichidagi. U ha, bu ekan deb aytsin. Ya'ni maxsus buga aytsin deb yozilmaydi. Ya'ni shu narsa faqat ichidagi o'sha she'rning mag'zi desak, masalan, qo'pol qilib aytganda, u sizni o'shani aytishga majbur qiladi. Ya'ni chiqib o'rtaga taq qilib tushadigan bir narsa bo'lish kerak. Bu endi o'sha she'rni tug'ilishiga turtki haqida gapiryapsiz. Men so'ramoqchi bo'lganim, masalan, an'anaviy tarzda biz maktablarda ham, ota-onalarimizda ham eshitib kelgan mana Shukurjon momo haqida gapirdingiz, mumtoz adabiyotimizda o'qilgan, ilohiylar o'qilgan deyapsiz. Bu eskida doim g'azal yozilar edi. Shunday. O'shanga g'azal, aruz nomida ham harakat qilganmisiz, yozganmisiz? Shu ma'noda. Eng qizig'i shuki, men g'azalni aqlim yetgandan keyin emas, aqlim yetmasdan oldin ko'p g'azalga ko'p qiziqqanman. Ya'ni Navoiyni men 16-18 yoshgacha Navoiyni o'qiganman. Qizig'i bu. Va faqat ohangi qiziqtiradi. Ya'ni tashbihlar, u metaforalar, u teranliklariga men tushmaganman, ammo faqat Navoiyning o'sha ohang rukunlar, u yerdagi musiqa, u yerdagi melodiya, u yerdagi ohang meni o'ziga jalb qilgan, o'qiy boshladim. Qattiq o'qiy boshladim. Balki agar bu narsa shu tajriba davom etganda edi, men juda yaxshi Navoiyshunos bo'lar edim. Afsuski 18 yarim yoshda armiyaga ketdim va o'z madaniyatimdan men shart uzildim va g'arb madaniyatiga biz ravona bo'ldik. Ya'ni oh, go'zal madaniyat, oh, go'zal adabiyot. Ana undan keyin Hemingway boshladi, Jack London boshlandi, Zweig, Franz Kafka, bir sürü Sartre, Martyr, bütün existentialist falan. Ve Navoiyni hiç okumadım ki. Ve afsus qiladigan adabiyotda bir narsa bo'lsa, Navoiyni tushunmay, Navoiyni o'qimay ketib borayotganimda afsus. Navoiy haqiqatan ham, ya'ni buni olimlar aytgani uchun emas, bir xazina sifatida ko'rilana boshlagan paytda meni yulib olishdi-da bütün sharoitlar, tarix, boshqa bir manga